Evet sevgili izleyenler, Antalya GrowTech fuarında katılımcı firmalara mikrofon uzatmaya devam ediyoruz. Efendim öncelikle programımıza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sizi tanıyalım, ardından da fuarı bize kısa ve öz olarak değerlendirelim. Evet, teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Ben Zeki İlter, EZ Tohumculuğun kurucu ortaklarından ve genel müdürüyüm. EZ Tohumculuk 4 türde ıslah yapan bir firma, ıslah firması. Bunlar domates, patlıcan, hıyar ve kavun. Bu 4 türde ıslah yapmamızın sebebi, bu 4 türde en iyi bildiğimiz türlerde biz ıslah yapalım ki dünya çapında iddialı olalım kaygısıydı. Çok şükür bu 4 türde de ürettiklerimizle dünyada ses getiren çeşitler ürettik ve dünya pazarında Türk tohumculuğunun adını duyurduk. Efendim, Türk tohumculuğu gerçekten artık ithal eden değil de ihraç eden bir duruma geldiğini önceki programlarımızda da sizden onu almıştık. Peki efendim, yeteri kadar bizim çiftçimiz de artık yerli tohumu kullanıyor mu? Vallahi o konuda biraz sıkıntı var Vural Bey. Yani üretici yerli tohumun, yabancı tohumun olmasından ziyade bedava tohum konusunda bir zaaf gösteriyor. Biz tabii bu durum bizi son derece üzüyor. Yoksa biz dışarıya sattığımız tohum, içeriye sattığımız tohumdan çok daha fazla bir noktalara geldi. Ama ben istiyorum ki bizim üreticimiz de kaliteli tohumlar kullansın, bir anlık menfaatlere, bir yıllık sezonunu heba etmesin diye. Maalesef bu konuda üreticimiz bir anlık küçük menfaatlerden bir sezonunu zehir ediyor, yok edebiliyor. Bu konuda üreticilerimizin ben çok daha dikkatli olmasını istiyorum. Çünkü onlar zarar ettiği zaman gerçekten ben üzülüyorum bir vatandaşın, bu memleketin bir insan olarak. Yani bu konuya dikkat çekmek istiyorum. Yerli tohum üretimi yapan sizin gibi firmalara devlet desteği var mı? Vallahi bu konuda devlet desteği, hibe krediler vesaireler var ama tabii bunlar çok böyle hani anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirecek noktalara getiriyorlar. Dolayısıyla biz hibe kredilere bugüne kadar hiç daha 1 liralık hibe kredi almadık. Ama bakanlığımız bu TÜSİAP yönetiminde bulunduğum dönemde bakanlığımızla ve Ekonomi Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde faizsiz kredi, Ziraat Bankası'nın faizsiz kredisini temin ettik. Onunla o destekle bize bayağı güç verdi. Onunla sermaye noksanlığımızı giderdik ve bugünlere geldik çok şükür. Tabii devletimiz, Allah devletimize zeval vermesin. Bu geri ödememiz olmasına rağmen bu da bizim için önemli bir katkıydı. Peki efendim, son olarak EZ Tohumculuk yeni ürünleri bekleyelim mi? Yeni ürünleri bekleyelim. Mesela bu sene 2 tane domatesimiz var numaralı. İkisi de iri kırmızı domates. EZ1013, EZ1014 şeklinde. Ve yine onlar da diğer çeşitlerimiz gibi kendi dallarında piyasanın en lezzetli, en kaliteli, en hastalık dayanımlı çeşitleri olacak. Üreticimiz ve dünya üreticileri EZ Tohumculuğu izlemeye devam etsin. Peki efendim, buradan fuara gelemeyenlere bir mesajınız olacak. Vallahi buradan fuara gelemeyen müstahsillerimize yani demin söylediğim konuyu tekrarlamak istiyorum. Üreticimiz tohum seçerken başından sonuna kadar takip etsin. Seçeceği tohumun performansını takip etsin. Yoksa kasada görerek, bir kez görerek yapılan seçimlerin sonuçları hüsranla sonuçlanabiliyor. Bu da telafisi olmayan bir yılın heba olması anlamına geliyor. Üreticimizin, yani tarımın en önemli seçimi tohum seçimiyle başlıyor. Eğer tohumu seçim yanlış seçtiyseniz ondan sonraki bütün işlemlerinizin en iyisi olsa bile sizi başarıdan alıkoyuyor. Bu da tabii üzücü bir durum. Efendim, size iyi fuarlar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum bize bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, var olun.